Teknopark'tan herkese merhabalar. Yeni bir kutu açılışı, yeni bir alışveriş, Amazon'dan sipariş ettiğimiz yeni stüdyo hoparlörlerimiz geldi. Eski güzel günleri hatırlarsanız masanın üzerinde iki tane plastik hoparlör olurdu. Onlardan tıngır mıngır ses gelirdi. Ama o günleri arkadaşlar artık beklenti olarak çok geride bıraktık. Masanın üzerinde bulunan hoparlörden istediğimiz ses normal kullanıcılar olarak da arttı. Değil ki video kurgu işiyle uğraşanların beklentileri. Şimdi şu kolinin içerisinden şunu şöyle bir çıkartayım. Sizlere de göstereyim. Yeni alışverişimiz kurgu bilgisayarlarından bir tanesinde hoparlörümüz olacak. Fiyat olarak biraz hesaplı olsun dedik ama 5000 TL civarı fiyatıyla bulduğumuz seçeneklerde bunun 3.5 inçlik modelini aldık. 5 inçlik modeli 10.000 TL civarı fiyata bulunuyordu Amazon üzerinde. Videomuzda özellikle aşağıda sponsorlu bağlantıyı da görebilirsiniz. Oradan alışveriş yaptığınızda biz de bu tür videoları finanse etme imkanı buluyoruz. Kutusundan çıkartalım. Arkasındaki kodunu sizlere göstereyim. Eris 3.5 EU Avrupa Birliği modeli. Daha önce de bu modellerden almıştık. Hatta daha önce de bir tane böyle video çektik ama bu V2 arkadaşlar. V2 yeni sürüm. Yani bunu daha önceden aldıysanız şu an alacağınız, sipariş edeceğiniz hoparlör farklı olacak. Ofisteki sizde kurgu bilgisayarlarından bir tanesini daha bundan koyacaksanız farklı olacağını söylemeliyim. Bir de geçen sefer kutudaki şunlara galiba çok yer vermemiştik ama şunu da göstermek istiyorum. Bunlar hoparlörün altına yapışkan süngerler arkadaşlar. Bunları şöyle çıkartıp hoparlörlerin altına yapıştırabiliyorsunuz. Bunlardan her biri için 4'er tane çıkıyor. Hoparlörleri şöyle çıkartalım. Bu bir. Bu iki. Kablo ne geliyor? Özellikle bence hoparlör alanlar için önemli bir nokta. Geçen sefer kablo sipariş etmiştik. Kendi içerisinde bir tane güç kablosu geliyor. Güç kablosunun ucu klasik böyle iki pinli olanlardan. Ben bunları pinli demeyi bir adet edindim. İki tane nokta var. İki pinli diyorum. Bunların arasındaki bağlantı için şöyle uçları açık olan kıstıracağımız kablomuz var. Bir de burada kutudan çıkan adını unuttuğum şu kablo var. Mehmet Ali Bey'den yardım etsin. Neydi bunun adı? RCA mıydı? RCA. Şurada da 3.5 mm var. Matkabı da açan dışarıdaki tadilata ayrıca teşekkür ediyorum. Yani çekime girdik arkadaşlar. Bir tadilata İstanbul'da lütfen ara verin. Yine kutudan bu da çıkıyor. Bunların daha kaliteli kablolarını alıp takmak isteyebilirsiniz. Olduğu gibi kullanabilirsiniz. Ben arada ses farkı duyamıyorum kablo değiştirince ama konu tabii ki bunu dinleyenlerin gönül rahatlığı ve kulak zevki. Şunları şöyle bir açalım. Kutusundan çıkardık arkadaşlar. Hoparlörlerimizden bir tanesi bu şekilde. 1 inç ve de 3.5 inçlik sürücülerimiz. Bas ve tiz sürücüler oluyor bunlar. Arka tarafını şöyle göstereyim. Arka tarafında kabloları sıkıştıracağımız iki tane mandal var. Bastırıp bu kablonun uçlarını buraya tutturuyoruz. Şu şekilde bu mandalı açıyorsunuz. Kabloyu sokup sıkıştırıyorsunuz. Bu kadar. Kontroller diğerinde. Diğerini de şimdi göstereyim. Diğer hoparlörün hem önü hem arkası farklı. Burada ses kontrolünü görüyoruz. Güzel. Burada aux in, burada kulaklık çıkışı, burada da açma kapatma tuşumuz var. Normalde bu düğmenin içi ışıklı olur. Bu sefer şerit şeklinde dışarıda bir ışık olduğunu söyledi arkadaşlarım bana. Kullanınca göreceğiz. Bir de arka kısmını göstereyim. Esas bağlantılar bu arka kısımda. Diğer hoparlörü yine buradan mandalları sıkıştırıp kablo ile bağlayacağız. Ama bilgisayarımıza buradan bağlantı seçeneklerimizi görüyorsunuz. Left yani solda olacak olduğunu da bunun yazmışlar. Burada high, burada low. Yani bas ve tiz ayarımız da var. Alt kısımda da bağlantıları yine görebiliyorsunuz. Güç bağlantısı da burada yer alıyor. Şöyle bir ağırlıklarını da göstereyim. Ne kadarmış? 1700 gram civarı. 1704 gram görünüyor. Bu ana ünitemiz soldaki. Diğerine de şöyle bakalım. Hafif geldi çünkü bu bana. 1242. Evet, soldaki kontrol ünitesi daha ağır. Sağdaki de daha hafif ama 1 kilonun üzerinde ağırlıkları var. Kasaların özellikle kalitesine, ağırlığıyla masif ahşap mı diye bakanlardansanız o devasa ahşap kulelerden değil. Zaten bunların da 5 inç sürücülü olan daha büyük modelleri de var dediğim gibi. Bir güce takalım bakalım şu öndeki ışık çalışacak mı, doğru mu, o bilgiyi de bir kontrol edelim. Evet, fişe taktık. Işık neredeymiş bir bakalım. Şöyle açtığımız zaman ışık burada çıktı arkadaşlar. Ben düğmenin çevresinde zannetmiştim.
Demek ki yorumlar ile kendi baktığımız arasında fark var. Neden kutudan açıp çıkartıp kendiniz bakıp tartıyorsunuz derseniz, bu tür bilgileri doğrulamak için. Şurada önde açtığınız zaman bir ışık var. Gece kullanacaksanız ışık olmayan modellere bakabilirsiniz. Ama çok rahatsız edici mi? Hayır değil. Zaten bir ton ışık var ortada baktığımız zaman. Bu hoparlörler şimdi bizim kurgu sistemlerinin yanında kullanıma girecek. 96 GB RAM'e sahip olan en son topladığımız kurgu sistemi videosunda izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o bilgisayarın yanına takacağız. Onda da Cinebench istemişsiniz. Devamı için abone olup takipte kalın. Teknopat.net'te yeni videolarda görüşmek üzere. Ben Ergün Gör. Hoşçakalın.